Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü konumuz mikroplar arası ilişkiler. Biz nasıl ki komşularımızla farklı tip ilişkilere sahipsek, yaşadığınız ortama şöyle bir bakınız. Bazı komşularımızla yakın ilişki içerisindeyiz. Ve dost olarak tanımladığımız komşularımız vardır. Karşılıklı yardımlaşırız. Bazı komşularımız zararımıza işlev yapar. Onlarla konuşmayız. Bazı komşularımız vardır ki hiç selamlaşmayız. Ne zarar ne fayda. Mikroorganizmalarda tıpkı bizim gibi mikroflorada bir arada yaşadıkları türlerle karşılıklı etkileşim İster doğal ortam olsun, ister yapay ortam olsun, mikroorganizmalar bir ortamda tek başına yaşamazlar. Birkaç tür, hatta daha fazla tür bir arada bulunur. O halde iki veya daha fazla farklı türe ait mikroorganizmalar bir arada bulunuyorsa iyi veya kötü etkileşim içindedirler. Şimdi bu etkileşimi sınıflandıralım. Mikroorganizma ve mikroorganizma arasındaki ilişkileri temel olarak dört grup altında sınıflandırırız. Mutuallik, komensallik, sinerjismus, antibiyoz. Evet, bu ilişkileri sınıflandıracak olursak. Mutuallik. Bir ortamda iki ve daha fazla mikroorganizmaya ait türler bir arada yaşıyorsa, her ikisi de bu ortak yaşamdan fayda sağlıyor ise bu ilişkiye mutual ilişki deriz. Olaya mutuallik denir. Mutual ilişkiyi ikiye ayırabiliriz. Sintrofizm, zorunlu mutualizm veya protokooperasyon, gevşek mutualizm şeklinde ikiye de ayırabiliriz. Örnek verecek olursak mutual ilişkiye, örneğin Lactobacillus arabinosus folik asit yapar ama fenilalanin yapamaz. Streptococcus feciesalis ise fenilalanin yapar, folik asit yapamaz. Folik asit ve fenilalanin mikroorganizmalar için esantiyel amino asitlerdir. Mutlak suretle olması gerekir. Tek başına yaşadıkları zaman birinden yoksun olacaklardır. Streptococcus feciesalis folik asitten yoksun olacaktır. Lactobacillus arabinosus ise fenilalaninden yoksun olacaktır. Yoksun oldukları için iyi bir üreme gösteremeyeceklerdir. Ama bir ortamda birlikte bulunuyorlarsa biri folik asit yapacak, diğeri fenilalanin yapacak ve birbirinin ihtiyacını karşılayacaktır. Bakınız, bu birliktelikten hem Lactobacillus arabinosus fayda görmekte hem Streptococcus feciesalis fayda görmektedir. Mikrobiyolojiyle bir ilgisi yok ama kalıcı olsun diye
bir ek yaptım. Örneğin timsah ve kuşun her ikisinin de faydalandığı ortak bir yaşam. Timsah ve kuş arasındaki ilişki protokooperasyon olarak sınıflandırabiliriz. Bakın timsah ağzını açıyor, kuş timsahın ağzından içeri giriyor ve dişlerini temizliyor. Kuş besin sağlıyor, timsahın da dişi temizleniyor. Her ikisi de bu birliktelikten fayda görmektedirler. Kommensallik. İki mikroorganizma birlikte yaşıyorsa bu birliktelikten biri fayda sağladığı halde diğeri ne yarar ne fayda sağlıyor ise buna kommensallik denir. Bakınız birisi fayda sağlıyor, diğeri ise ne fayda ne de zarar sağlıyor. Örnek vereyim. E. coli, Escherichia coli. İnsanların ince bağırsağında bulunur. Kolonda da bulunur. Fakültatif anaerobik bir mikroorganizmadır. Bakterioides ise zorunlu anaerobik bir mikroorganizmadır. E. coli oksijenli ve oksijensiz ortamda üreyebilir. E. coli fakültatif anaerob olduğu için bağırsağın oksijen konsantrasyonunu düşürerek bakterioides gibi zorunlu anaeroblar için uygun bir ortam oluşturur. Bakın buradaki ilişkide E. coli faydalanmıyor, zarar da görmüyor. Ama bakterioides fayda sağlıyor. Çünkü zorunlu anaerobik olduğu için ortam anaerob olacaktır. Burada E. coli'den faydalanacaktır. Bu birliktelikte tek taraflı bir fayda var. Ama diğer tarafında zararına bir ilişki bulunmamaktadır. Başka bir örnek vereyim. Flavobacterium sistin yapar. Legionella pneumophila ise sistine ihtiyaç duymakta, sistini kendisi üretememektedir. İkisi bir arada yaşadığı zaman, bir arada bulunduğu zaman Legionella faydalanan bakteridir. Flavobacterium ise ne fayda sağlar ne de zarar sağlar. Synergismus. Synergismus da fayda ve zarardan çok etkileri tartışmak gerekir. Şöyle tanımlayalım. Birlikte yaşayan iki mikroorganizmanın ortak etkilerinin her birisinin ayrı ayrı oluşturabileceği etkiler toplamından çok daha fazla olması akla gelir. Örneğin bir besi ortamı. Staphylococcus aureus sükrozdan gaz yapamaz. Escherichia coli de sükrozdan gaz yapamaz. Ama her ikisi de aynı besleyici ortamda ise sinerjik etkileriyle birbirine olan gaz oluşturabilirler. Bakın şekilde gözüküyor. Sinerjismusu 1 artı 1'in 3 olduğunu düşünün. 1 artı 1 3 yetmez matematik olarak. Diyelim ki A bakterisi bir olaya bir birim etkiliyor. B bakterisi tek başına olduğu zaman bir birim etkiliyor. Ama her ikisi birlikte olduğu zaman aynı olay üzerine 3 birim etkiliyor. 1 artı 1 2 eder. Tek başına yaptıkları zaman toplasam bile 2 ediyor. Ama birbirini destekleyici yani sinerjik etkileri sayesinde
bir olay üzerine etkileri 3 birim olabilmektedir. Bir başka örnek vereyim. Örneğin ağız floramızda Treponema vincenti ve Fusobacterium nucleatum herhangi bir patojenik ilişkide bulunmadan bulunabilmektedir ağız floramızda. Ama vücudumuzun savunma direncinin kırılmasından sonra bu her iki bakteri birbiriyle sinerjik etkileri sonucunda stomatit, gingivit gibi çeşitli enfeksiyonlara yol açar. Biz buna Claude Vincent anjini diyoruz. Ağız dokusunun enfeksiyonu. Antibiyoz. Birlikte yaşayan mikroorganizmalardan birinin diğerine zararlı etkisi olması durumudur. Buna antibiyoz diyoruz. Antibiyoz dediğimiz zaman muhakkak antibiyotik aklımıza gelmesin. Örneğin Brucella abortus. Jenerasyon süresi 2,5-3,5 saat civarındadır. Escherichia coli. Jenerasyon süresi 20 dakika arasındadır. Escherichia coli. Jenerasyon süresi 20 dakikadır. Her ikisini de aynı besiyerine ektik. Diyelim ki teorik olarak tabii ki bir mikroorganizma ekemeyiz. Ekim sırasında artık özemize ne geliyorsa. Ama birer mikroorganizma her ikisinden de besiyerine ektiğimizi düşünelim. Bakın Brucella abortus 2,5-3 saat içerisinde ancak iki bakteri oluştururken E. coli bu süre içerisinde 128 kadar bakteri oluşturur. Eğer ki böyle bir durum varsa E. coli Brucella üzerine zararlı bir etkiye sahip olur. Çünkü besi yerinde bulunan besleyici maddeleri ilk tüketecek olan E. coli'dir. Brucella için besin kalmamıştır. Bir başka yönüyle ele alacak olursak E. coli ürediği için ortamın pH'sı değişmiştir. Uygunsuz bir pH'ya doğru gitmektedir artık. Veya metabolizma ürünleri birikmiştir ortamda. Bu tür olumsuzluklar Brucella abortus üzerine olumsuz etkiye sahiptir. Bu etkiye biz antibiyoz diyoruz. Bir başka örneği antibiyotikler için verebiliriz. Örneğin Penicillium notatum. Penisilin üreten bir mantar türü. Penisilin üreten bu mantar penisilini ne amaçla üretir? İnsanlar yararlansın diye üretmemektedir. Penisilin üreterek ortamda bulunan diğer mikroorganizmalar üzerine olumsuz etki yapar. Bu sayede örneğin bakteriler zarar görür. Oysa mantar ortamda bulunan besleyici maddeleri tek başına kullanacaktır. Rekabette öne geçecektir. Bu ilişkide mantar fayda sağlamakta, oysa bakteri zarar sağlamakta. Mantarın bakteri üzerine zararı bulunmakta. Mikrop-organizma ilişkileri. Nasıl ki mikrop-mikrop arasında ilişki varsa, mikrop-organizma arasında da benzer ilişkiler söz konusudur. Mikroorganizma, organizmayla birlikte bulunuyorsa, organizma üzerinde bulunuyorsa, onunla olumlu veya olumsuz ilişkiler içerisinde olacaktır. Bu ilişkileri sınıflandırırsak, yine mutuallik, komensallik ve parazitlik şeklinde sınıflandırırız. Mutuallik,
mikroorganizma ve konak birbirlerinin yararına bir ilişki içinde ise buna mutual ilişki deriz. Örneğin sindirim sisteminde bulunan bazı bakteriler K vitaminini sentezler. Böyle bir durumda hem organizma fayda sağlar hem de mikroorganizma fayda sağlayacaktır. Mikroorganizmanın faydası nedir dediğimiz zaman mikroorganizma besinlerini sağlar. Mikroorganizma varlığını konak üzerinde bulunmasıyla sağladığı için o da bu ilişkiden fayda sağlayacaktır. Komensallik. Mikroorganizma ve konak arasındaki birliktelikten mikroorganizmanın fayda sağlaması, konağın ise ne fayda ne zarar sağlaması durumudur. Örneğin, vücudumuzda deri üzerinde bulunan bazı mikroorganizmalar geçici flora içerisinde değerlendirilir. Bunlardan bu geçici florada bulunan mikroorganizmalardan bazıları patojen olmakla birlikte birçoğu patojen değildir. Herhangi bir zararı bulunmaz. Bu ilişkiden organizma ne fayda ne zarar sağlar? Oysa mikroorganizma fayda sağlamaktadır. Konak üzerinde bulunmaktadır çünkü. Parazitlik. Mikropların zarar vermek amacıyla organizma ile ilişki kurmaları halidir. Bu mikroorganizmalara parazit adı verilir. Daha önceki konularımızda da görmüştük. Parazitleri ikiye ayırıyoruz. Zorunlu parazitler, fakültatif parazitler. Merhaba arkadaşlar. Özel çevrelerin mikrobiyolojisi. Özel çevrelerden bahsetmeden önce mikrop florasının kısa bir tanımını yapalım. Belirli çevrelerde sürekli ya da geçici olarak bulunan mikroorganizmaların tümüne verilen addır. Belirli çevrelerde ister doğal çevre olsun, ister hayvanlar, insanlar üzerinde olsun, mikroorganizmalar geçici veya kalıcı olarak bulunabilir. Bu topluluğa, mikroorganizma topluluğuna mikrop florası diyoruz. Havanın mikrop florası. Hava bakteriler için uygun bir besleme ortamına sahip değildir. Havanın besleyici özelliği yoktur. Bu nedenle havada bulunan mikroorganizmalar geçici süreliğine havada bulunabilir. Havada bulunan mikroorganizmalar aslında önemli bir etkiye de sahiptir. Havada bulunmaları sayesinde mikroorganizmaların çok uzak yerlere taşınmasına neden olur. Birçok mikroorganizma toz parçacıklarının veya tüklük damlacıklarının üzerinde hava ile uzak yerlere taşınabilir. Havada mikroorganizmanın canlı kalma süresi mikrobun türüne ve çevresel etmenlere göre de değişir. Nem, organik madde, ısı, kuruluk vesaire. Sevgili arkadaşlar, ders yaptığımız amfilerde, sınıflarda havadaki mikroorganizma sayısı düşündüğümüzden çok daha fazladır veya düşündüğünüzden çok daha fazladır. Havanın metreküpünde yaklaşık çok temiz dediğimiz ortamlarda bile 10 üzeri 2 gibi, 3 gibi mikroorganizma bulunabilir. Ama kalabalık ortamlarda, özellikle sınıflarınızda, kantinlerde, havanın metre küpünde 10 üzeri 4, 10 üzeri 5 hatta 10 üzeri 6 adet mikroorganizma
bulunabilir. Havanın taşıyıcılık önemi vardır. Şu an bir pandemi yaşıyoruz. Bakınız, koronavirüs havadan bulaşmaktadır genellikle. Evet, havanın kalıcı bir mikroorganizma florası bulunmaz. Ama hava tabii ki mikroorganizma taşıyıcılığı yönünden önemlidir. Hava bulaşmada, kişiden kişiye bulaşmada ve mikroorganizmaları uzun mesafeye taşımada önemli etkendir. Toprak yapı olarak organik ve inorganik madde içeren besleyici nutrientler barındırmaktadır. Toprağın mikroflorası bulunur. Özellikle de saprofitler toprakta uzun süre canlı kalabilir. Çünkü saprofitler ölü organik maddeleri enerji kaynağı olarak kullanan mikroorganizmalardır. Bunun yanında patojen mikroorganizmalarda toprakta, özellikle bahçe toprağı gibi topraklarda uzun süre canlılıklarını sürdürebilmektedirler. Özellikle fakültatif parazitler hem organizmada hem de organizma dışında yaşayabilme özelliğindeki mikroorganizmalardır. Bu parazitler toprakta uzun süre canlılıklarını muhafaza ederler. Topraktaki bakteri yükü toprağın verimliliğiyle de doğru orantılı diyebiliriz. 1 gram tarım toprağı aldığımızda içerisinde milyonlarca mikroorganizma bulunmaktadır. Bunlardan örneğin birkaç milyonu bakteri, 1 milyon kadarı mantar sporu, 50 bin kadarı alg, 25 bin kadarı yaklaşık olarak protozoa olabilir. Bir dönümlük bir bahçe toprağının yüzeyindeki 5 santimetre kalınlığındaki toprağın tümünde 2 tondan çok mikroorganizma bulunmaktadır. Toprak aynı zamanda azot döngüsü, kükürt döngüsü, karbon döngüsü gibi ekolojik olaylarda önemlidir. Toprak içerisinde mikroorganizmalar bu döngüleri gerçekleştirmektedir. Suyun mikroflorası. Doğal olarak soyutlanmış kaynaklardan elde edilen sularda bile kendine özgü mikroorganizmaların bulunduğu bilinmektedir. Suya, topraktan ve havadan mikroorganizma geçebilir. Bu mikroorganizmalar hastalandırıcı özellik taşıyabilir. Örneğin Salmonella tayfi, Vibrio cholera, Shigella'lar, Escherichia'lar, Enterobacteriaceae ve Leptospiraller, poliovirüsler gibi, Entomoeba histolytica gibi parazitler suda bulunabilir. Sevgili arkadaşlar, dağ gezintilerine gidiyorsunuz muhakkak. Dağda çok temiz dediğimiz sularda bile az da olsa mikroorganizmaya rastlamak mümkündür. Topraktan karışabilir. Asıl önemli olan sulardaki mikroorganizmanın hayvan çıkarılı mı olduğu yoksa toprak çıkarılı olduğu mudur? Topraktan mı bulaşmış yoksa hayvan atıklarından mı bulaşmış? Bu çok önemlidir. Tabii ki hayvan atıkları toprağa karışıp ortamda bulaşabilir. Normal olarak içme sularında hiçbir bakteri bulunmaması gerekir. Sularda su analizlerinde genellikle koliformlar araştırılır. Koliform bir bakteri cinsi değildir. Bir grubun ismidir. Escherichia coli, Klebsiella ve Enterobacter türlerinin oluşturduğu gruba koliform diyoruz. Eğer bir suda koliform bakteriler varsa
aklınıza gelen diğer bütün patojen olmayan birçok bakteri vardır demektir. Biz suların kirliliğini araştırmak için koliform analizi yaparız. Örneğin suda Entamoeba historica aramayız. Poliovirüs de aramayız. Hepatit virüsü de aramayız. Salmonella shigella de aramayız. Koliform ararız. Koliform bulunuyor ise zaten bu saydıklarım bulunuyor anlamına gelir. Kısacası sularda koliform bulunması kirlilik indikatörü olarak değerlendirilir. Bulunmaması gerekir içme sularında. Vücudun normal florası. İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde gruplanmış, organizmaya zarar vermeksizin, hatta bazı yararlar sağlayan ve organizma ile birlikte yaşayan mikroorganizma topluluğuna vücudun normal florası demekteyiz. Tabii ki burada bir düzeltme yapmamda fayda var. Zarar vermeyen demek belki yanlış bir cümle olabilir. Bazı mikroorganizmalar vardır ki vücudun bağışıklık sistemi bozulduğunda veya florası bozulduğunda, normal florası, bu mikroorganizmalar zarar verebilir. Yani kesin bir kıstas yoktur. Mikroorganizma zarar vermeyecek diye bir kural yoktur. İntrauterin yaşamda fetüs sterildir. İntrauterin yaşam demek doğum öncesi yaşam anlamına gelmektedir. Doğumdan birkaç hafta içerisinde bazı durumlarda tabii ki floranın nerede olacağına bağlı olarak doğumdan birkaç hafta değil birkaç saat sonra bebekte flora oluşmaya başlar. Vücudun normal florası kalıcı ve geçici flora olmak üzere ikiye ayrılır. Kalıcı florayı tanımlarsak, belirli bir bölgede, belirli yaşlarda genellikle değişmeyen, çeşitli etkiler altında zorla ortadan kaldırılsa bile, kısa veya uzun süre sonunda yeniden oluşan floradır. Bulundukları yerden başka yere geçmedikleri sürece veya mikroplar arası denge bozulmadığı sürece hastalık yapmazlar. Vücudun normal savunma gücü bozulduğu zaman, bulunduğu yerden başka dokulara geçtiği zaman belirli koşullarda da hastalık oluşturabilirler. Örneğin boğazda viridans streptokoklar hastalık yapmadan bulunabilir. Ama belirli koşullarda kana geçtiği zaman hastalık oluşturabilir. Fırsatçı patojenler. Normal florada denge içerisinde kaldıkları sürece zararsız olan flora mikropları uygun koşulların oluşması ile hastalandırıcı olabilmektedir. Bu mikroorganizmalara fırsatçı patojenler yani oportunist patojenler olaya da oportunizm denilmektedir. Geçici flora. İsmi üzerinde olduğu gibi, isminden de tanımlanacağı gibi vücudun çeşitli bölgelerinde kalıcı floranın yanında çoğu zaman patojen olmayan, bazı durumlarda patojen olabilen deri ve mukozalarda birkaç saatliğine, birkaç günlüğüne veya birkaç hafta kadar kaldıktan sonra ortadan kaybolan mikrop topluluğuna geçici flora denmektedir. Kalıcı flora ile bulunduğu zaman genellikle hastalık yapmazlar. Ama kalıcı flora ortadan kalktığı zaman patojenlik kazanabilirler. Geçici floradaki mikroorganizmaların çoğu fırsatçı patojenlerdir.
Evet, flora, mikrobiyom, mikrobiyota aynı anlama gelen farklı terimlerdir. Floranın çeşitli faydaları bulunmaktadır. Bunları sıralayacak olursak temel anlamda. Normal flora vitaminleri sentezleyebilir, sentezler ve salgılar. Örneğin ince bağırsaklarımızda bulunan bazı bakteriler K vitamini sentezler. Bu bağırsaklar tarafından absorbe edilerek organizma tarafından kullanılabilmektedir. Normal flora bakterileri patojenler tarafından aynı bölgenin kolonizasyonunu önler. Yer işgal ederek patojen bakterilerin o bölgeye yerleşmesini önler. Normal flora bakterileri patojen bakterileri antagonize edebilir. Normal flora bakterileri belli dokuların gelişimini uyarır. Örneğin çekimde ve gastrointestinal kanalda belirli lenfatik dokuların gelişimini uyarır. Normal flora doğal antikorların üretimini de uyarır. Bu şekliyle fayda sağlamaktadır. Normal floranın organizmaya faydası büyüktür. Şöyle bir şekli inceleyecek olursak. Örneğin saç. Saçlı deri. Saç demeyelim. Örneğin saçlı deride 10 üzeri 5-6 adet mikroorganizma bulunabilmektedir. Yalnız burada ek yapayım, santimetre karesinde. Örneğin gözde. Göz lizozim enzimi içerir. Bakteri sayısı sınırlıdır. Lizozim enzimi bakteriler üzerine olumsuz etkiye sahiptir. Boğazda 10 üzeri 9 adet bakteri bulunabilir. 10 üzeri 9 demek 1 milyar adet bakteri demektir. Şöyle inceleyelim. İnce bağırsakta 10 üzeri 5 ila 7 arasında bakteri bulunabilmekte santimetre karesinde. 10 üzeri 5 demek 100 bin, 7 demek 10 milyon. 100 bin ila 10 milyon arasında bakteri bulunmaktadır. Bakın kalın bağırsak da çok sayıda bakteri bulunabilmektedir. 10 üzeri 9, 10 üzeri 11 adet bakteri bulunabilmektedir. Evet, vücudumuzun çeşitli bölgelerinin florası. Deri florası. İnsan dış ortamı ile en çok derisi aracılığıyla temastadır. Arkadaşlar, derinin kalıcı florası sınırlıdır. Koltuk altı, kasık, kadınlarda göğüs altı gibi bazı yerlerde kalıcı flora bulunabilir. Buradaki nem, pH, ter ve giyinme etmenlerine bağlı olarak daha çok geçici flora hakimdir. Difteroid basiller, Staphylococcus epidermidis, peptokoklar, streptokoklar, mikrobakteriyumlar deride bulunabilir. Ağız florası. Ağız florası bebek doğduktan yaklaşık 2 ila 12 saatler arasında oluşmaya başlar. Ağız florası dişleri çıkmadan önce ve dişleri çıktıktan sonra iki kısımda inceleyebiliriz. Dişleri çıkmadan önce en sıklıkla Neisseria, kornebakteriyumlar ve laktobasiller bulunur. Dişleri çıktıktan sonra ise bebekte aneurop spiroketler, Prevotella, Lactobacillus'lar, Candida'lar, Actinomyces'ler bulunabilir. Sevgili arkadaşlar,
Ağızdan bahsettik. Diş çürümesinde etken olan mikroorganizmalar hakkında durmak istiyorum. Diş çürümesinde dişin mine tabakasının üzerinde dekstran ve levanların oluşumu önem arz eder. Diş çürümesinin başlangıcı dişin mine tabakasının üzerinde dekstran ve levanların oluşmasıyla başlar. Streptococcus mutans ve Peptostreptokok cinsi bakteriler sakkaroz ve diğer şekerlerden dekstran ve levan polimerleri yapabilir. Bu maddelerin oluşturduğu ve plak adı verilen tabaka dişlerin minesini örter. Bu tabakanın içinde Streptococcus mutans ve diğer bakteriler bulunmaktadır. Plak içerisinde streptokok ve laktobasiller karbonhidratları fermente ederek asit oluşturur. Bu asitler yüksek konsantrasyona ulaştığı zaman dişlerdeki mine tabakasının mineraline etki ederek onu eritir. Bu şekilde diş çürümesini özetleyebiliriz. Sindirim kanalı florası. Pharynx'te bulunan mikroorganizmalar flora bakterisi olarak farklılık gösterebilir. Ama genellikle bulunan mikroorganizmalar, streptokoklar, Neisseria'lar, stafilokoklar, difteroidler, hemofil bakterileri. Pharynx'in hemen altına doğru yemek borusu gelir. Bir önce saydığımız Pharynx'te bulunan mikroorganizmalar burada da bulunur ama sayıca seyrek olarak bulunur. Sayı olarak Pharynx'te bulunan mikroorganizmalara oranla daha seyrektir. Mide asidik olduğundan kalıcı flora bulunmaz. Eğer midenin asidik özelliği olmasa birçok mikroorganizma kolayca vücudumuza geçecektir. Bağırsak florası. Bağırsak florasını iki kısımda inceleyebiliriz. Yeni doğan ve anne sütüyle beslenen bebeklerdeki ile inek sütüyle beslenen bebekler ve erişkinlerdeki bağırsak florası farklılık gösterir. Yeni doğan ve anne sütüyle beslenen bebeklerde genellikle gram pozitif bakteriler hakimdir. İnce bağırsakta özellikle Streptococcus lactis bulunur. Kalın bağırsakta Bifidobacterium bifidum hakimdir. İnek sütüyle beslenen yeni doğmuş bebeklerde ise gram negatif bakteriler daha çoktur. Coliformbasiller, Proteus, Pseudomonas, Bakteriodes gibi birçok mikroorganizma bulunmaktadır. Kısacası karışık bakteri florası hakimdir. Yeni doğan ve anne sütüyle beslenen bebeklerde Streptococcus lactis ve Bifidobacterium fidium gibi bakteriler sayesinde laktozdan asit üretilir. Bu sayede anne sütüyle beslenen bebeklerin bağırsak pH'sı asidik bir yönde olur. pH 6 ve benzer pH 6 civarında olur. Oysa inek sütüyle beslenen bebeklerde pH nötraldır. Anne sütüyle beslenen bebeklerin pH'sının asidik tarafta olmasının avantajı vardır. Bu asit pH'da bir koliform bakteriler gibi gram negatif birçok bakterinin üremesi baskılanabilir. Bu da bebeğin lehine olan bir durumdur. Solunum florası. Solunum burunda başlar. Alfa ve gamma hemolitik streptokoklar, stafilokoklar, pnömokoklar, bakteriyoidler genellikle en sık bulunan
florobakterlerdir. Solunum florasının burundan sonraki gelen kısmı larynx ve trakedir. Burunda bulunan mikroorganizmalar genellikle larynx ve trakede bulunur ama sayıca az sayıda olarak bulunur. Göz florası. Gözde bulunan bakteri sayısı buruna göre, ağza göre, deriye göre daha azdır. Gözde lizozim enzimi vardır ve bu enzim bakterilerin üremesini baskılar. Bununla birlikte gözde özellikle de konjonktivada en çok rastlanan bakteri cinsleri ve türleri Moraxella, Cornobacterium xerosis, Staphylococcus, Streptococcus. Bu bakteriler gözde izole edilebilen, sıklıkla izole edilebilen bakterilerdir. Vajina florası. Vajinal flora dört döneme ayrılır. 1. Doğumdan hemen sonra çocuğun vajinal florası anneninkine benzer. 1. dönem. Aerob laktobasiller eğmendir. Bu flora birkaç hafta sürer. pH asidiktir. Vajinal pH asidiktir. Birkaç hafta sonra başlayıp puberteye kadar olan devrede vajinal flora karışık bakteri florası şeklinde değişir. Bu dönemde karışık bakteri florası hakimdir. Gram pozitif ve gram negatif koklar, gram negatif koliform basiller. Bu dönemde pH nötraldir. Puberta dediğimiz zaman ikinci cinsiyet organlarının belirmeye başladığı dönemdir. Bluğ dönemi. Kız çocuklarında 10 yaşında, 12 yaşları arasında bazı durumlara göre değişebilir. İşte 10-13 yaşlar arasında ortaya çıkan belirtilerdir. Puberta menopoz arasındaki dönem doğurganlık dönemidir. Vajinal flora bu dönemde vajinal flora yeniden değişir. Laktobasiller tekrar sahneye hemen olur. Annenin vajinal pH'si asidik olur. Anne adayının. Bu sayede birçok patojen mikroorganizmanın üremesi baskılanır. Bu da fetüsün korunmasına doğum öncesi fetüsün korunmasında önemli işleve sahip olur. Bu sayede fetüs çeşitli patojenlerin etkisinden korunmuş olur. Menopozdan sonra tekrar karışık bakteri florası egemen olur. Laktobasiller ortadan kaybolur. pH nötral durumdadır. Şöyle inceleyecek olursak, bu dört dönemden doğurganlık dönemi üçüncü dönem. Vajinal floradaki değişiklik bebeğin korunmasına yöneliktir. Oysa menopozdan sonra doğurganlık ortadan kalktığı için vajinal floranın önemi de ortadan kalkar. pH nötral hale gelir. Laktobasiller ortadan kaybolur.